Son günlerde ülkemizde yaşanan çocuk istismarından dolayı hem çok üzgünüz hem çok üzüntülüyüz. Bu konuda ailelerimiz ne kadar bilinçli, çocuklarımızı ne kadar eğitmişiz ve çocuklarımızı verdiğimiz eğitimden ne kadar bilgi sahibi olmuşlar. Bunu birebir yaşamak için, birebir deneyerek görmek için şimdi parklara gidiyoruz ve orada birebir deneyerek çocuklarımızın ne kadar bilgili olduğunu hep beraber göreceğiz. Hadi gidiyoruz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür. Hafta sonu, evet. Torunlar mı? Torunu getirdik. Ne mutlu, oynuyor. Biraz oynatalım dedik. Bizler de Alaşehir Belediyesi olarak bu son günlerde yaşanan cinsel istismarlardan dolayı çocuklarımıza karşı bir cinsel istismar farkındalık projesi geliştiriyoruz. Çok böyle güzel. Parklarda oynayan çocuklarımızın aileleriyle görüşüyoruz. İşte dışarıdan gelen yabancı biri, bir çikolatayla, bir şekerler çocuğumuzu kandırabilir mi, kandıramaz mı? Ya da oradaki yaşanan şeyi birebir buradan izleyerek çocuğumuzu biraz daha eğitme konusunda ne kadar eksiğimiz kalmış, neler söylememiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor çocuğumuzla ilgili böyle bir deney projesi geliştiriyoruz. Eğer çok sizlerin güzel. De izni olursa torunumuz da uzaktan bizim arkadaşımız yaklaşacak. Evet. Bir çikolata, bir şekerle kandırılabilir mi, kandırılamaz mı? Biz de bir eşimle izlemiz olur. Gazetede çıkan haberi tartışıyorduk. Yani ya sormayın, maalesef hakikaten ya artık şeyler, o kadar şey boyutlara geldi ki. Bende de 3 kız bir oğlan var, inanın artık o Allah kadar razı olsun hale inşallah. Geldik. İzniniz olursa hem beraber buradan evet, da izleyelim. Tamam. Hem torunumuzu yani. Sizler bir dede babaanne olarak ve anne babaları da ne kadar iyi geliştirilmiş, bu konuda ne kadar bilgilendirmiş ya da ne kadar eksiği var hem bir görmüş oluruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bizimle bir duyarlılığınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Evet, çocuklar hepimizin. Buyurun başkanım, birlikte izleyelim. Buyurun bakalım. Yavrum, sen ne yapıyorsun burada? Oynuyorum ya. Aa, ne güzel. Kimin kızısın sen? Özben'in. Aa, Özben'in kızı. Tamam. Yavrum, sana ben şeker vereyim mi? Yaşasın. Bak senin gel. Sen Özben'in kızısın değil mi? Hı hı. Ya ben Özben'i tanıyorum ya. Hadi ben seni götüreyim Özben'e. Sizin ev şu tarafta değil mi? Hı. Orada benim kızlarım da var. Bizim komşuyuz seninle. Gidelim mi? Aa, bir dakika. En güzel. Hadi gel. Tut elimi. Ne yapıyorsunuz? Adı neydi bunun ya? Kaydırak mıydı? Trambolin. Trambolin miydi? Hayır, kaydırak olmadı. Adın ne senin? Alparslan. Memnun oldum Alparslan. Ben size şey yapayım mı? Ben yapayım mı size? Baba gel. Bak size ne getirdim? Çikolata getirdim. Yer misiniz? Ben seviyorum. He? Ben seviyorum. Alma ya, bir tanesini ye. Ama çok güzel. Bak hangi renk istersen var. Sana mavi vereyim. Sevmiyorum. Ben onlardan sevmiyorum. Olmaz mı? Sevmiyorum. Sana size vereyim mi? Size vereyim. Pembe mi istiyorsun? Daha bunlardan bende çok var. Senin Barbie bebeğin var mı? Var mı Barbie bebeğin? Ama bende kocamanları var. Vereyim mi sana bir tane Barbie bebeği? He? Hadi gel vereyim bak. Araba hemen bu tarafta. Annem baban görüyor zaten. He? Ben sizi tanıyorum zaten. Sizin mahallede oturuyorum. Beraber gidelim mi? Hadi gel, 2 dakika gidelim. Hadi siz de gelin. Ben gelmeyeceğim. Hadi gel gidelim. Bak araba burada zaten. Gel. Hadi gel, ver elini. Gel. Bak burada bu tarafta araba. Barbie bebek alacağız, evet.
Aman tıkandı orası. Senin adın ne? Bak bakalım bana bir. Bunlardan vereceğim. Bir de Barbie bebek var biliyor musun? Şunun arkasında. Gel sana da vereyim Barbie bebek. Ver. Bak Barbie bebek de burada. Bu tarafa. Adın ne senin? Al o zaman şeker vereyim sana. Vereyim mi? Hadi gel şimdi Barbie bebeğe gidelim mi? Bak kocaman Barbie bebek var, gel. Ne yapıyoruz bundan sonra? Tanımadığımız birinden bir şey alıp onlarla gitmiyoruz, tamam mı? Tamam mı Sude? Evde Barbie'miz. Tamam mı Sude? Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Oldu. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu konuda demek ki biraz daha eğitmemiz lazım. Evet. Teşekkürler. Hadi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Bu dünyada, bak bu dünyada insana kadar kötü insanlar da var. Sana zarar verebilirler. O yüzden tamam, annen baban olmadan hiçbir yere gitme, tamam mı? Böyle birilerinden bir şey alma. Tamam mı? Bana sormadan gitme, tamam mı? Anlaştık mı? Tanımadığın kişilerle. Bir tane abi bana şeker verdim dedi. Ben de babamı sorayım dedim. Aferin sana işte. Ne yap? İşte böyle yapacağız. Biri tanımadığımız biri gelip bize bir şey verdiğinde kesinlikle almayacağız. Annemiz babamız olmadı bir yerde de yabancı bir insanlarla kesinlikle bir yere gitmeyeceğiz. Ben öyle yapıyorum. Aferin sana ya. Prensesim benim. Selamünaleyküm. Merhabalar. Nasılsın abi? Sağ ol. Merhaba ablacığım. Merhaba. Ne yapıyorsun hocam? İyisin. İyiyim vallahi, Allah razı olsun. Şimdi şöyle bir proje geliştiriyoruz. Bu sosyal cinsel, çocuklarımıza karşı cinsel istismara sosyal etkinlik projesi. Çünkü çocuklarımızı ne kadar eğitim, çocuklarımız ne kadar bilgili, bir yabancıya karşı nasıl davranmaları gerektiğini, böyle uzaktan çocuğumuza eğer izin verirseniz arkadaşımız gidecek, bir şey verecek. Bakalım çocuğumuz gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu konuda hakikaten bir çocuğumuzu iyi eğitmiş miyiz, eğitmemiş miyiz? Evet. Yani izniniz olursa oturup konumda seyredelim. Bakalım, oturalım bir seyredelim. Otur, otur sana. Hayır, otur. İşte oturun şöyle. Buyur, otur. Oturun siz. Otur. Gel abicim, gel abicim. Çocuklar merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Ne güzel kayıyorsunuz. Arkadaş mısınız siz? Evet. İsimleriniz ne? Benim Esra. Benim de İkra. Size çikolata vermemi ister misiniz? Olur. Olur mu? Tamam. Hangisini tanıyayım? Ben almayacağım. Bana annem başkalarından çikolata almadı dedi. Ama olsun. Al, ben senin anneni tanıyorum. Benim evimde bir sürü bebek var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Benim de sizin gibi bir tane tanıdığım var. Ondan aldığım Barbie bebekler var. Onlarla birlikte şey yapıyoruz. Ne? Oyun oynuyoruz evde. Barbie bebekler var, oyun oynuyoruz. Gelmek ister misin sen de? Evet, evet. Sen de gel. Yok annem bana başkalarının yanına gitme dedi. Başkalarının yanına gitme. Ama olsun, hemen geliriz ki. O zaman senle gidelim mi? Olur. Tamam. Sen bir şey deme, tamam mı sakın? Kimseye. Şimdi gideceğiz, birazdan geleceğiz. Geliyorum. Tamam mı? Hadi gel gidelim. Halk olarak tabii ki vicdanımız sızlıyor ve bu yapılan projenin gerçekten halkın bilinçli olup olmadığını tespit için önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım kurumsal kanallar da buna sahip çıkar ve tüm konularına örnek olur. Son zamanlarda çocuk istismarı ve cinsel tacize karşı belediye başkanımız Ali Uçan düzenlemiş olduğu bu sosyal projeye de sonuna kadar destekliyoruz ve başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu proje çok güzel. Destekliyoruz. Çocuklarımız da çok güzel ilgileniyor. Bizi daha güzel dikkatli olacağız. Ali Uçak Bey'e çok teşekkürler. Bizler bugün Alaşehir Belediyesi olarak son günlerde yaşanan ülkemizde bizleri hep derinden üzen çocuklarımıza taciz olayı, özellikle son zamanda yaşadığımız Leyla ve Eylül bebeklerimizin, yavrularımızın
cinsel istismara kurban gitmelerinden dolayı sosyal deney ve farkındalık yaratmak için parklara çıktık. Ailelerimiz, çocuklarımız hakikaten bu konuda ne kadar bilinçlendirmiş, ne kadar çocuklarımız bu anne babaların vermiş olduğu bilgiden bilgi sahibi olmuş, ne kadar bilinçlenmişler diye birebir deneyerek, yaşayarak görmek istedik. Ve çok acı ki denemiş olduğumuz 5-6 ya da 7 aile çocuğumuzun üzerinde bir tanesi hariç hemen hemen hepsi bu konuda tamamen bilgi anlamında çok zayıf kalmış. Çocuklarımızı bu konuda tamamen eğitememişiz ya da çocuklarımız bu eğitimden çok fazla bir şey almamış. Bu da bizleri çok üzdü. Bizler Alaşehir olarak yaklaşık 2 sene önce Irmak Bebek olayını yaşadığımızda ben kendim şahsım olarak 3 kız 1 erkek toplamda 4 çocuk evladı babası 4 çocuk babası olan biri olarak çok etkilenmiştim. Ve o zamanlardan beri halen üzerimde o gün yaşamış olduğumuz acı, o yüz karası olay halen beynimde duruyor. Ve bugün şunu gördük bu yapmış olduğumuz birebir deneylerde. Parklarımızda kamera olayı mutlaka olmazsa olmazlarımızdan. Biz Alaşehir Belediyesi olarak OBS kameraları için girişimlere başlayacağız. Bu konuda Sayın Valimiz, Sayın Emniyet Müdürümüz ve tüm yetkililerimizle görüşerek parklar ve birçok yerlere OBS kameralarını yerleştirebilmek için bizler Alaşehir Belediyesi olarak, Alaşehir Belediye Başkanı olarak ben üzerime ne düşerse yapacağım. Buradan da bu konuda kimler yetkiliyse, hangi birimlerimiz, hangi mükemmellerimiz bu konuda da yetkiliyse onlarla da görüşüp bu projeyi de bir an önce inşallah faaliyete geçireceğiz. Bugün böyle bir şey denedik. Vatandaşımıza daha faydalı olma açısından birebir yaşayarak görmek istedik. Maalesef bu konuda çok geriyiz. Ben buradan annelere, babalara sesleniyorum. Ne olursunuz çocuklarımıza biraz daha eğitim, çocuklarımıza biraz daha bilgi ve üzerine düşelim. Bu çocuklar hepimizin, bu çocuklar ülkemizin geleceği, bu çocuklar bizim canlarımız, her şeyimiz.